eğitimden daha bir orta çağ eğitimine doğru dönüyor. Sanıyorum bu burada bulunan bizleri, sayın genci, sayan okuyanı ve beni çok derinden de yaralıyor. Çünkü 1997 yılında biz kendilerinde destekliğiyle 8 yıllık temel yani. Eğitimin çıkmasında mecliste büyük kavga, mücadele vermiştik. Doğru. 28 saat boyunca gözümüzü kırpmadan o yasanın oluşması ve Türkiye'de çağdaş eğitime yönelik tehditleri bertaraf etmeye tam bir üçümüzle dayanışma halinde katkı vermiştik. Şimdi bu adım adım geriletiliyor. Okula başlama yaşını bir yaş erkene alarak, yani çocukların okula gittiklerinin farkında olmadıkları bir ortamda 4 artı 4 4 4 çarpı 3 nasıl tanımlarsanız bir düzene getirdiler. Bunun mantığını sayın okuyan da sayın genç de belki hatırlayacaktır. 8 yıllık temel eğitime itirazlardan teki neydi? Çocuklar o tarihten sonra Kur'an'ı ezberleyemez. Yani 8 yıllık temel eğitimden yani sonra. O zaman da itiraz ederlerken dini anlayışlara yöneliyorlardı ve şunu söylüyorlardı. Yani 6 yaşında başlayıp 8 yıl 14 yaşına geldikten sonra Kur'an'ı ezberleyemez. Şimdi sanki çocuğu 5 yaşında başlatıp 9 yaşı orada telaffuz etmişlerdi. Kürsüde konuşma olarak. 9 yaşında işte din eğitimiyle Kur'an'ı ezberletmeye dönük bir noktaya getirmek. Bunun bilimsel falan bir anlamı var mı? Yok. Ama bakın neleri konuşuyoruz. Osmanlıca zorunlu mu? Sayın Milli Eğitim Bakanı lütfediyor bugün açıklamalarında. Diyor ki benim şahsi görüşüm seçmeli olsun. Ya Osmanlıca Türkiye'nin geleceğine ne verecek? Yani çok özel o konuda ihtisas yapmak isteyen için bugün de imkan var. Osmanlıca yazımı olarak da dili olarak da Türkçe ile veya dünya dilleriyle uyumlu bir şey de değil. Bugün Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir öğretim üyesiyle konuştum Uluç abi. Sordum, dedim ki Osmanlıca nasıl bir dildir, nasıl okunur, nasıl yazılır? Dedi ki Osmanlıcayı Osmanlı döneminde bile çok az elit bir bürokrat kullanıyordu. Biz dedi kendi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi söylüyor. Kendi öğrencilerimize Osmanlıca öğretemiyoruz 4 senede dedi. Tabii yani hayır öğretecek olsanız bile faydası ne? Bakın bugün dünya mezar taşlarını okumak. O mezar taşını okumak yani Türkiye'nin geleceği mezar taşını okumaktan mı geçiyor? Dünya eğitiminin 3 ana temeli var. 1. Dilini, konuştuğu dili iyi kullanmak, o dilde doğru dürüst düşünmek. 1. 2. Matematik, matematiği yaşamın alanlarıyla bağlantı haline koymak. 3. Fende temel becerileri geliştirmek. Dünyanın odaklandığı nokta bu. Biz neye odaklanıyoruz? Dini nereye oturtacağız eğitimde? Osmanlıcayı zorunlu mu yapacağız? Şimdi bunlar Türkiye'yi ileriye götürecek değil. Tam aksine orta çağ karanlığına dönüştürecek bir şeyler. Ve bütün bu konuşmalar bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki açış konuşmasında verdiği bir cümlede gizli. Diyor ki bir hayat tarzı sunacağız. Hani tek tip adam yetiştirmeye karşıydınız? Toplum mühendisliği diyordu, hatırlıyor musunuz? Tabii, hayat tarzı. Sayın Cumhurbaşkanı ilk iktidara geldiğinde 2002 yılında bugüne kadar bize uygulanan toplum mühendisliği ve toplum mühendisliği artık sona erdi diyordu. Sona erdi. Yapılan özgürlük diyor, ileri demokrasi diyor ama size bir hayat tarzı sunacağız. Nasıl sunacağız? Osmanlıca öğreneceksin. Nasıl sunacağız? Anaokulu ve birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda din eğitimine başlayacağız. Milli Eğitim Bakanı da çıkmış. Benim şahsi düşüncem Osmanlıca seçmeli olsun. Anaokuluna indirmeyelim. Yani lütfeder gibi. Bunlar Türkiye'yi ileriye değil geriye adım adım götürecek. Sayın Gülkan, mesela insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerini kaldırıyorlarmış. Bunun gerekçesi ne ya?
yurttaşlık bilinci çok açık. Ben şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir medya ve politika diye yüksek lisans dersi veriyorum. Orada bilinçli yurttaş kavramını işliyoruz. Medyanın ondaki rolü vesaire vesaire. Şimdi yurttaşlık dersini kaldırdığınız zaman, zaten felsefeyi kaldırdılar. Düşünmeyi engellemek, ezberi tekrarlamak. Şimdi yurttaşlık. Yurttaşlık bilinci olmayan insanın seçme, seçilme iradesini nereye koyabilirsiniz? Yurttaşlık bilgisi bir medeni haktır. Medeni kanunla ifadesini bulmuş bir bireysel yaşamsal haktır. Yaşamdan doğan yurttaş olma hakkıdır. İnsan ama hakları da kaldırılması. Cumhuriyetin temel felsefesinde bakın uyuşmazlıklarının nereye kadar götürdüklerinin ölçüsüdür bu. Türkiye Cumhuriyeti bizim insanımıza neyi sağlamıştır? Kulu. Bir sultanın, halife sultanın tebaalarını özgür yurttaş haline getirmiştir. Egemenliği gökyüzünden yeryüzüne indirerek özgür bireyler, özgür yurttaşlar yaratmıştır. Şimdi yurttaşlık dersinin kaldırılmasının arkasında o özgür bireyi bir tekrar sultanın, diktatörün nasıl tanımlanırsanız tanımlayın, tabi kullarına dönüştürme niyeti gizlidir, saklıdır. Hemen Sayın Bakanım. Bir şeyi daha söyleyeyim. Bu yani turizm meslek evet, onu liselerinde Sayın Bakanıma ben demek istedim ama, yani buyurun. İçki servisi nasıl yapılırı engellemeyi düşünmek. Ya bu okullarda mecburi ders değil. Osmanlıca'yı yapmaya çalıştıkları gibi. İlgili alanda, çalıştığı alanda, genellikle de turistik tesislerde, çünkü içki servisi bir sürü yerde yasaklandı. Mahalle baskısıyla, belediye kararlarıyla. Turistik tesislerde bu işin nasıl yapılacağının eğitimi. Buna tahammülünüz yok. Aynen. Sayın Bakanım, siz milliyetçi muhafazakar yapıda bir insansınız. Siz kendi çocuklarınıza, yani siz derken sadece sizin bireysel çekirdek ailenizden bahsetmiyorum. Büyük kendimden de bahsediyorum. Biz diyelim, yani kendi çocuklarımıza 2002 yılına kadar İslam'ı öğretemedik. Yani Allah'ın emirlerini, işte Resulullah'ın hayatı, sünnet-i seniyesi, yani nasıl yaşadığını, nelerden kaçınmamız gerektiği öğretemedik mi ki? Bugün anaokulundan itibaren bize, bu topluma 1400 yıl sonra yeni bir din dayatıyorlar. Çünkü bu tanıdık gelmiyor bana. Neden tanıdık gelmiyor? Hemen size Sayın Bakanım bir şey söyleyeyim. Mesela Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, bu AKP'ye çok yakın bir din adamı, diyor ki çalışan kadın fuhuşa destek oluyor. Şimdi bu anlayışı ben İslam'ın herhangi bir yerinde, yani ne hadislerde, ne Allah'ın emrinde, ne ayetlerde bulamadım. Size şunu sormak istiyorum. Ne yapmak istiyorlar? Yani amaçları ne? Bize dayatmak istedikleri bu din İslam değil de nasıl bir din ki bu? Yani eşine destek olmak için babasını kaybetmiş kız çocuğu ya da kocasını kaybetmiş bir eş çalışırken fuhuş yapıyor anlamına gelecek bir dini yoruma kadar bu, ben sapkınlık diyeceğim buna, sapıklıktır bu. Yani bu kadar belden aşağı bir İslam ben duymadım daha önce. Neyse, yani nasıl bir anlayış bu? Daha önce biz hangi dine mensuptuk ki bunlar bize yeni bir şeyler anlatmaya çalışıyor? Şimdi bunlar şu ana kadar konuştuğumuz konular, şurada işte bir takım tartışılan şeyler ki yarın oylaması olacak. Şimdi en son sizin söylediğiniz örnekler, bütün bunların bir tek sebebi var. Hiç kendimizi kandırmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin DNA'sıyla oynuyorlar. Hiç kendimizi kandırmayalım. Bu üç amaçları var. Bir, hırsızlık ve yolsuzluklarını tartışma konusunun dışına çıkartmak için bir gündem saptırma. İki, ihanet sürecini halktan gizleme. Hain, yani sonuçta hain diye niteleyeceğimiz olaylar var. Belki biraz sonra orada geleceğiz. Üç, kendi genlerinde bulunan, erteledikleri değil, idare ettikleri, ama tabii bunlar biliyorsunuz önce bunlar mücahitti.
Sonra müteahhit oldular. Şimdilerde her şeye müsaitler. Her şeye. Sen bakma. Yani ters gibi geliyor bunlar filan. Cumhuriyetin, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin DNA'sıyla oynuyorlar. Hiç adını doğru koyacağız. Ve adım adım. Şimdi Osmanlıca. Ya efendim neymiş? Şimdi ben bu akşam bazı işte AKP'liler, AKP yandaşı öğretim üyeleri filan konuşuyorlar televizyonda. Efendim dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz. Onu okusunlar. Sonra? Efendim orada çok önemli kitaplar var kütüphanede. Hatta dedemizden kalan, onu okuyamıyoruz. Çok güzel. Bunun için mecburi Osmanlıca mecburi yapma ihtiyacı var mı? Yok. Seçmeli koy. Bir sürü başka seçmeli ders gibi isteyen baksın tercih etsin. Orada kimsenin bir şey itirazı yok. Ama siz mecburi yapıyorsunuz. Bu bir tesadüf değil. Bakın. Şimdi bak 2 sene öncesinde, 3 sene öncesinde, 5 sene öncesinde konuşmaları var. Mesela AKP'nin Muğla milletvekili Ali Boğa diyor ki bütün okulları İmam Hatip Okulu yapma şansını elde etmiş durumdayız diyor. Buyurun buyurun. Şimdi bunları o gün söyleniyor geçiyor. Söyleniyor geçiyor. Hayır. Bunlar adım adım alıştıra alıştıra. Bugün yapılan ne? 64 bin küsur İmam Hatip öğrencisinin sayısını 953 küsur bine çıkardılar. Zorlayarak. Bir Bilal Erdoğan bir hatta hatırlarsanız Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarıyla bir toplantı yapmıştı. Ve bugün Milli Eğitim Şurası'nın tartıştığı bütün konuları gündeme getirdi Sayın Bakanım. Şimdi bakın Tayyip Erdoğan ne diyor? Geçmişine baktığımız vakit daha 1993'te İstanbul İl Başkanı iken Ümraniye ilçesinin açılışında yaptığı konuşma ondan sonra tekrarlanan Osmanlı eyaletler sistemi kurulabilir diyor. Şimdi bak kafa nerede? Osmanlı eyaletler sistemi kurulabilir. Orada diyor Kürdistan var, Lazistan var. Sallıyor. Şimdi öyle olursa ne olacak? Gelinen nokta tek din diyor, tek din. Bakın şimdi biz bunları atlıyoruz. Yani Tayyip Erdoğan başbakanken dili bunu hemen düzeltmeye ihtiyacını diyor AKP'nin genel başkan yardımcısı o tarihte Hüseyin Çelik. Yok diyor. Erdoğan tek din demedi diyor. İki numara şey bu bu dil sürçmesi diyor. Evet. Peki dil sürçmesi de iki defa aynı yani iki defa aynı konuda dil nasıl sürçüyor ya? Başbakan Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Cumhurbaşkanlığı değil, Cumhurbaşkanlığı. Yani bu tek din sözcüğü ne anlama geliyor? Ne anlama? Ne anlama? Adamların kafaları geni bakın. Kendini Osmanlı'da bile olmayan onu dayatmak. Osmanlı'da bile olmayan, bunlar hani Osmanlı falan diyorlar ya. Osmanlı'da bile olmayan bir bunların kafası IŞİD kafası ya. Adını doğru koyalım ya. Bunların kafası IŞİD kafası. El-Kaide kafası. Şimdi o söylediğin adam, herif, çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapıyor. İşin tabii televizyonunuzun kapanmasını istemediği mi? Hayır, kesinlikle istemiyorum. İz kapatayım mı? Yok. Kapatmayayım. Biraz daha kalsın. O zaman Rütü'yü çok seviyorum. Anladım. Rütü'ye saygılarımı sunuyorum. Mesajınızı alın. Sayın Bakan. O adamın hangi gün yapılmış? Alnının ortasından, gözünün çiçeğinden öpüyorum. Bir de bakın Sayın Ertuğrul. Yani bu açıklama hangi güne denk geliyor? Bugün 5 Aralık. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Şimdi çok doğru. Sayın Bakanım devam edeceksiniz de o cümleyi size bir okuyayım. Allah aşkına sizin yorumunuza ihtiyacım var. Bakın. Diyor kapattıracağım ki, o zaman. Hayır. Olur mu öyle şey? Her çalışan kadın bu Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız. Bu AKP'lilerin gidip bir hoca bu sakallı hoca. Sürekli hatır sorduğu el öptüğü bir adam. Yani AKP'nin akıl hocalarından biri. Onu ben öpeceğim. Her çalışan kadın gözü doymamış erkek demektir. Çalışan kadın ya evlenmeyi erteleyerek erkeklerin evlilik sürecini baltalıyor ya da evli olduğu halde çalıştığı için yorgunluğu ve vakit darlığı nedeniyle erkeği ile ilişkisinde kadınlığı arızalıdır. Yani hiç yukarıya çıkmıyor zaten bu düşünce. Kadınlığı arızalı olduğu için erkeğin gözü açtır.
o evinde erkeğini eksik bırakıyor. Erkeği de iş yerinde bir başka kadına tasallut oluyor. Herkesin birbirinin karşısında gözü var. Sanki. Öyle bir anlatıyor ki adam. Öyle bir ahlaksızca tarif ediyor ki devam ediyorum. Böyle fuhuş değil ama fuhuşa hazırlık yapan sürece kadınlar destek oluyor. Ayrıca çalışan kadın doğurmayan ya da az doğuran kadın demektir. Yani benim ümmetim zarar gördü. Senin ümmette kimse batsın da ben böyle bir ümmet tanımadım. Buyurun Sayın Bakanım. Tam sözü bu. Ya o, onun gibi o kafada bir sürü belki yüze yakın böyle hacı, hoca, bilmem ne işte ilim adam, profesör sıfatlarına baksanız bir alt profesör, doktor diyor. Mesela filan. Bunlar var. Bunlar işte hepsi bozuk imalat. Bunların Kur'an, İslam ile filan alakası yok. Bütün kadınlara hakaret ediyor. Tabii. Çalışan kadın. Başörtülü kadınlar evet, da çalışıyor. Hepsi. Yani teyzelerimiz çalışıyor. Ya eşlerimiz şimdi, yani nasıl bir anlayıştır bu Sayın Bakanım? Şimdi bu sapkınlıktır. Bunların bu zihniyetin, bu bir zihniyet. Demin söyledim. İşit kafası. Bu bir zihniyettir. Onun için Ahmet Mehmet meselesi. Yani şuraya şaşırmamamız lazım. Tabii bu zihniyetin şura dediniz ki gel bakalım arkadaşlar. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ali, Veli işte şura bu. İki tane de bunlara uymayan iki üç tane sendika. Onların zaten sayıları da yok. Şura diyorsun 100 kişi 90'ı kendi getirdikleri. Burada bütün mesele şu. Bak tartışmayı bu tarafa getiriyor. Bir, tekrar ediyorum. Hırsız. Hırsızlıklarını örtbas, yani o tartışmayı bu taraflara getiriyor. İki, hainlikler. PKK ile yapılan Türkiye bölme hareketleri. Onları da bir tarafa ittiriyor. Ve her gün böyle bir şey. Ama bu arada buradan yol alın diyor. Bakın ben buradan çok net ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi, meclisteki ondan sonra gelen en fazla grubu olan parti. HDP'ye bir şey demiyorum. Onların ne yaptığı belli değil. Bu partiler başta olmak üzere meclisin dışındaki siyasi partiler de sivil toplum örgütlerinin ayağa kalkması lazım. Türkiye'yi ayağa kaldırmaları lazım. Bak Türkiye gidiyor. Ayağımızın altında havayı çekiyorlar. Böyle bireysel olarak Ahmet'i, Mehmet'i, üçümüzün, beşimizin söylemleri, konuşmaları değil. Türkiye ayağımızın altından kaçıyor. Demokratik tepkileri, örgütlemeleri lazım. Ankara'da 10 milyon insanı Ankara'da mitinge çağırmaları lazım. Türkiye ayağa kaldırmamız lazım, uyandırmamız lazım. Böyle bir şey yok. Osmanlı. Bak, Osmanlı'nın torunu, Abdülhamit'in torunu ne diyor? Bir şeyi unutmayın diyor. Eğer Mustafa Kemal Paşa olmasaydı, Abdülhamit'in torunu, hiçbirimiz olamazdık. Yaptığı devrim belki hanedan için kötü oldu ama Türkiye onun sayesinde var. Siz, ben, hepimiz varlığımızı ona borçluyuz. Kim söylüyor bunu? Abdülhamit'in torunu ölmeden önceki son röportajında Ertuğrul Osmanoğlu. Allah rahmet eylesin. İşte buyurun. Şimdi buna bakın. Bu Osmanlıcılık filan hikayesinin ayağını takılanlara bakın. Hamdolsun paralar cukka. Hamdolsun ihanet cukka. Böyle bir şey yok. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin DNA'sıyla oynuyorlar. Buna mani olmamız lazım. Hemen Sayın Kameramen. Evet. Sayın Vekilim, bugün insanlar şuraya kitlenmişken, insanlar ilkokuldaki ya da işte buradaki şeyle yani anaokuluna bile zorunlu Kur'an dersi ya da çocukların işte Kur'an-ı Kerim ders saatlerinin altıya çıkarılması ya da Osmanlı Türkçesini zorunlu ders olarak gibi şeylerle milletin kafasını bulandırırken sessiz sedasız bugün ajanslardan bir haber geçti. Aynen size okuyorum Sayın Genç. Bilal Erdoğan'ın 400 milyon liraya aldığı 10 tankerden ikincisi denizde. Devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Necmettin Bilal Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in ortak olduğu BMZ Grup Denizcilik Şirketi'nde inşa edilen 10 tankerden ikincisi denize indirildi. Tanesi 40 milyon TL olan tankerlere ödenecek para tam 400 milyon lira. Evet. Bir de ayrıca Malta bayrağı altında
çalışacak. Vergi de yok. Vergi de yok. Şimdi Sayın Bakanım ne dedi? Evet. Yani bu tartışmalar dedi bir hırsızlığın yolsuzluğun üzerine örtme çabası dedi. Hakikaten yani hırsızlık yolsuzluk demek yani bu benim iddiam değil ama bunlar tartışılırken 400 milyon dolarlık gemi evet. suya indiriliyor bir anda. Evet. Evet. Hatırlar mısınız Sayın Genç? 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı ve şu nikah yüzüğünü gösterdi. Bilin ki dedi benim ya da çocuklarımın eğer bu nikah yüzüğünden fazla ellerinde bir serveti varsa bilin ki ya ben ya çocuklarım hırsızlık yapmıştır dedi. Doğru demiş. Söz sizde. Şimdi değerli arkadaşlar tabii evvela bizi dinleyen herkese selam ve sevgiler iyi geceler diliyorum. Şimdi bunlar hepsi zaten önceden bilinen şeyler. Bunların bir hedefi var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmak, yeniden Osmanlı'ya dönmektir. Bu Ahmet Davutoğlu'nun da o stratejik derinlik kitabında diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir parantezdir diyor. Artık biz bu parantezi kapatacağız. Yani bunun anlamı şudur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bitireceğiz, tekrar Osmanlı'ya döneceğiz diyor. Bütün mesele bu yani. Burada artık herkesin, ha tabii bu arada yani bir sürü yolsuzluk var, hırsızlık var. Dediğiniz gibi ülke bölünüyor. Bunda da tabii kimsenin de ilgilendiği yok. Şimdi yani öyle bir Türkiye bir çıkmazın içinde ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık ortada yok ediliyor. Her yönüyle ediliyor. Eğitim sistemiyle ediliyor. Hukuk sistemiyle ediliyor. Mali sistemiyle ediliyor. Şimdi bu Nabi Avcı ben kendisine rüştertim. Yani ben onu zaten meclise o geldiği zaman ya diyorum sen hangi yüzle gelip burada oturuyorsun ya? Sen milli eğitimi mahvettin, yok ettin. Şimdi bakın, bunun evveliyatı 4+4+4 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda müzakere edilirken şimdi normal olarak komisyon başkanı bu kişiydi. Komisyon birer muhalefet, iktidar maddeleri okurlar, tartışırlar, değişiklik önergelerini verirler. Ona göre bir komisyon metnini çıkar, genel kurula gelir. Bu 4+4'ü baktı ki çıkarmıyorlar bunlar. Bu Nabi Avcı Tayyip Erdoğan'la anlaştı. 250 tane AKP milletvekilini getirdi. Komisyonun sırasının önüne dizdi. Milletvekili biz oradaydık hepimiz. Madde okunuyor. Söz isteyen var mı diyor. Arkada en azından 20-30 tane CHP'li milletvekili orada söz istiyoruz diyor. Yaz söz isteyen yoktur diyor. Ondan sonra maddeyi kabul edilmiştir diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Tam faşist bir diktat. Bu Nabi Avcı özel bir direktifle gelmiş, bütün aldığı görevi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eğitim sistemini yok etmek. İşte biraz önce Uruç Bey söyledi, yani 8 yıllık zorunlu eğitim geldiği zaman orada Türkiye'de yani ne diyor? Çocuk 6 yaşında eğitime başlıyor, 14 yaşında okulu bırakıyordu. Şimdi ne yaptılar? 5 yaşına aldılar, 5 yaşında çocuğu alıyorlar. Ondan sonra 9 yaşında bitiriyor. 4. Ondan sonra çocuk okulu bırakıyor ondan sonra. Bakın şu anda yapılan bir tespite göre bu 4+4+4 geldiğinden sonra 360 küsür bin kız öğrenci okuldan alınmış. Bunların hedefi şu, kızları okutmamak. Kız çocukları okutmamak. Şimdi işte o karma eğitimi de aslında bu şuraya dile getirmişler. İşte sırayla gidiyorlar. Şimdi biliyorsunuz o Cübbeli Ahmet zaman zaman televizyona çıkıyor. O gün çıkmış televizyona diyor ki ya diyor kadın artık İslam dininde Kur'an'a göre diyor çalışmayacak diyor. Ya babasının evindeyken babası bakacak. Evlenirse kocası bakacak. Kocası ve babası yoksa diyor devlet bakacak. Ya böyle bir şey olur mu? Yani çalışan yani, kadın fuhuşa destek olur. Genel yani bir anlayış bu bunların arasında. Yani oraya geliyor. Yani kadını onlar ekonomik hayattan, sosyal hayattan yok etmeye çalışıyorlar. Cahil bırakmak istiyorlar. Eğitimsiz bırakmak istiyorlar. Amaçları ne? Cahil bir kadın nasıl olur? Cahil bir anne olur. Eğitimli bir anne en azından onun yetiştirdiği çocukla eğitimli olur. Bütün hedefleri işte çalışmayan, düşünmeyen, tembel, sadakaya muhtaç bir nesil yetiştirmek. Nasıl bu kadar yolsuzluk yapmış şimdi Tayyip Erdoğan 2000 odalı sarayda bu kadar yolsuzluklar yapılırken işte bugün bakın işte ben de siz de söylediniz kardeşi, oğlu işte boyuna gemi indiriyorlar denize.
şu Ankara'ya bakın bakalım. Mustafa Erdoğan nerelerde gökdelenler yapıyor? İstanbul'da nerede gökdelen? Bir şey soracağım Sayın Genç. Yalnız burada bir paradoks var ya. Siz güzel anlatıyorsunuz da. Peki neden AKP seçmeninin %55'i hala kadın? Ya ben de hayret ediyorum. Bırak AKP seçmenini. O AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan insanları. Yahu sizde hiç mi kardeşim ağır edep, ondan sonra utanma, sorumluluk, insanlık duygusu garebe gelmiyor. Yahu arkadaş, yani tamam ya, insanın babası olsa bile, evladı olsa bile, bir yolsuzluk yaptığı zaman vicdan sarsayan, ülkesini milletini seven, Allah'a inanan kişi der ki arkadaş sen benim oğlusun ama, sen benim babansın ama sen burada bir yolsuzluk yapmışsın. Ben sana bunun hesabını soracağım. Bunlarda bu yok. Bunların ben nasıl bir aydan mı geldiler, öteki dünyadan mı geldiler, Suudi Arabistan'dan mı geldiler, nerede geldiyse böyle bir kitleyle karşı karşıya. Yani AKP milletvekillerinin bir yolsuzluk konusunda bir vicdani rahatsızlığı yok mu Sayın Genç? Ben görmüyorum. Her şeye parmak kaldırıyorlar. Olsa bir şimdi, sonucu görülür. Yani bir sonucu... Sürekli yan yana oturuyor Sayın Genç. Hayır yok yani. Soruyorum. Ben hiçbirisine selam vermiyorum. Ya inanmanızı istiyorum. Ya çünkü artık yani kin ve nefret duyuyorum onlar ya. Böyle bir şey olur mu arkadaş? Memleketlerden gidiyor. Yolsuzluk almış yürümüş. Bütün yolsuzluklar ayuka çıkmış. Hala çıkıyorlar diyorlar ki efendim darbe bize yapıyor. Ya ne darbesi kardeşim? Hırsızlık yapan adama, hırsızlığını yakalayan adama darbe yapılmaz. Onu insanlık yoluna getirilir. Ülke en azından bu hırsızlık bir ülkenin en büyük hastalığıdır. En büyük ayıbıdır. Yapanın da en büyük ayıbıdır. Bunu buradan kurtarmak lazım. Şimdi bunlar hiçbirisi şey etmiyor. Yani işte kürsüye çıktığımız zaman 20 tane adam getiriyorlar ön tarafa şey diyor. Her birisi bir yerden laf atıyor. Bundan sonra da saldırmaya çalışıyor. Ben hayret ediyorum. Yani ben 30 küsür senedir parlamentodayım. Yani bu son, yani özellikle bu dönem kadar böyle yolsuzlukları ayuka çıkmış bir siyasi kadronun bu kadar savunduğu bir insan kitlesiyle karşılaşmadım. İnsanlarda yani ben de, şimdi hani diyorlar ya muhalefet partisi muhalefet yapmıyor. Ya kardeşim diyordum ki yani şu kürsüye çıkıyorsun diyorsun ki ya diyorum yani eskiden bu sıralarda oturanlarda ar vardı, edep vardı, utanma duygusu vardı, sorumluluk duygusu vardı. Ya arkadaşlar burada söylenmesi gereken her şeyi söylüyoruz. Eskiden yani bir bakan, bir milletvekiliyle ilgili bir olumsuz bir şey söylendiği zaman o adam o genel kurul salonuna giremezdi yani. Ve utanırdı. İstifa da ederdi. Peki, yani Zafer Çağlayan, Egemen, evet. Bağış, ya burada hala Mergiler rahat bir şekilde girebiliyorlar yani, mı genel kurul salonuna? Giriyorlar. Hem de savunuyorlar. Bırak onları savun. Bir de öteki arkadaşları savunuyorlar bunu. Bakın göreceksiniz. O fezlekeler gelecek mecliste oylanacak. Gizli oylamada tutacak Yüce Divan'a sevkine gerek yok diye karar verecekler. Soruşturma komisyonu. Tabii göreceksiniz yani. Şimdi kaldı ki bakın yani o 17 Aralık ve 25 Aralık'taki olaylar artık bunlar şey değil yani artık bunlar suni olmadığı yani ne diyorlardı ona hani diyor ya gerçek değil. Sanal mı? Sanal değil de başka bir şey söylüyorlar. Ya tapetlere ne diyorlardı bunlar? Montaj. Montaj değil yani. Tamamen doğru. Kaldı ki ben meclis kürsüsünde de söyledim. Ya beyler yani bakın bunlar yani hukuki yolda elde edilmese bile burada sizin yani Tayyip Erdoğan oğluna bağırıyor, telefon ediyor. Bakın aslında bu olay Tayyip Erdoğan'a o gün 17 Aralık günü saat 10.30'da intikal ediyor kendisine Konya'ya giderken. Fakat kendisi 8.30'da oğluna telefon açıyor. Diyor ki oğlum bak bazı arkadaş bakanları çocuklarını yakalamışlar diyor. Bunları diyor işte sen diyor o işte evdeki paraları sıfırla diyor. Ondan sonra telefon ediyor oğlum sıfırladın mı diyor 30 milyon euro kaldı. Daha ötekilerine getirdim ama 30 milyon euro kaldı. Bunlar doğru şeyler. Peki ve onlar o paralar nakledilirken emniyet müdahale etmek istiyor. Çevik kuvvet geliyor o emniyet müdahale edenlere silah çekildiği söyleniyor. Defalarca bunu söyledik. Şey Kısıklı'da Üsküdar'daki evin önünde mi bunlar? Öyle diyorlar işte. Evet. Biz bunu defalarca soruyla sorduk. Tabii. Yani bir polis grubu geliyor çevik kuvvetler. O araba yapan polislere engel oluyor. Yani bakanların çocuklarının engel olmuyorlar ama birer evine müdahale ediyorlar ve o paraların taşımasına engel olamıyorlar. Ve onların nereye gittiği, Avrupa'ya mı gittiği, İsviçre'ye mi gittiği, Katar'a mı gittiği onlar da
şey tutuyorlar. Yani olay şu. Birinci hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dönüştürmek. Yani, bu, yani zaten bunu artık şey etmiyorlar. Şimdi bu Nadri abisi ben ona yani. Bakan demiyorum. Zaten bunlar evet. Bakan sıfatını taşıyan insanlar değil. Yani bakan dediği zaman insanlar bir şey olur ya bir yani bir en azından bir o yaptığı yeminin gerektirdiği bir şey olur, sorumluluk duygusu olur. Böyle değil ki. Bunlar kadar yalancı bir adam görmedim ya. Ya şimdi sen getirmişsin Osmanlıca efendim işte Sayın Bakan dedi. Gazeteler de bugün söylüyor. Efendim mezar taşlarımızı okuyor. Lan kaç tane mezar kalmış kardeşim? Kaç tane mezar taşı var? Yani o da sen her gün mezar taşını mı okuyorsun? Hedef, eğer mezar taşını... Harf devrimi olabilir mi Sayın efendim? Genç? Harf devrimini yani ortadan kaldırmak, yeniden Arap yani, alfabesine dönmek yani olabilir adamı mi? Zaten adamlar diyorlar ki Atatürk'ün en büyük kötülüğü bize Arap alfabesini kaldırıp yerine Latin alfabesini getirmek. Bizi diyor dilsiz bıraktı. Halbuki o Arap alfabesi yürürlükte olduğu zaman Türkiye'deki okuma yazma nispeti erkeklerde %4, kadınlarda %1'di. Dolayısıyla yani bunlar hepsi uydurma şeyler ama adamların bir hedefi var. Çünkü hedefi de şu. Bu kadar yolsuzluk yapmış. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ben ailesinin mal varlığını hesaplasanız, ya İstanbul'daki gayrimenkulleri, TÜRGEV'in üzerine geçirilen gayrimenkuller, ondan sonra bankalardaki paralar, İsviçre'deki paralar, bunları hesapladığınız zaman yani bugün dünyada bu aile kadar zengin bir devlet olmadığı ortaya çıkacak. Bu paralar nasıl yiyecek? Dikta bir rejim kuracak. Dikta yani karşısında hiç kimse konuşmayacak. İşte siz geçen gün herhalde dediniz bu Beyaz Saray, Kaçak Saray'da 500 mi? 5000 mi? 500 komando. Komando yani sırtınca tabii. Ve bu komandanların çoğu da Müslüman kardeşlerden getirmiş. El-Kaide'den getirmiş. Bir dakika. Evet. Çiftlikteki Aksaray'ın etrafında koruyan komandolar El-Kaide'den mi getirmiş? İçeride odalarda şehitlikleri var. Yani şimdi her şey gizli. Biz de bilmiyoruz. Ama önemli bir iddia. Efendim? Ya zaten bunlar defalarca söylüyoruz Fatih Bey. Hı. Fakat cevap alamıyoruz cevap. Yani diyoruz ki ya kardeşim bize bir takım söylentiler geliyor. Bu söylentiler doğru mudur yanlış mıdır? Bunları bize bildirmiyorlar. Soru soruyu bildirmiyorlar. Şimdi mesela şimdi bu 6-7 Ekim olaylarında. Kobani olaylarında. He, şimdi kaç kişi adam öldü? Soru soruyoruz. Kaç tane yaralandı? Hangi devletlerine tahrip oldu? Devletin zararı ne? Yok. Kimse haber şey vermiyor. Bilgi de vermiyor. Vermiyor. Ya şimdi soruyoruz. Bankada ya falanca kişiye. Şimdi bakın mesela bu Tayyip Erdoğan'ın kardeşi ve çocukları bunu 180 milyon dolar kredi almışlar diyor. Ya bunu aldılar mı almadılar mı? Soruyoruz. Yok efendim diyor. Banka sırrı. Ya banka sırrı böyle bir şey olur mu kardeşim? Birisi de bir kredi yani ver. Almadı demiyor da. Banka sırrı söyleyemeyiz diyor. Anladım. Bakın. Ben mesela bu Ziraat Bankası'nın genel müdürü Hüseyin Aydın var. Bu önce bu Halk Bankası'nın genel müdürüydü. Yani orada da Ziraat Bankası'na da geçti. Orada tuttu bu ATV ve Sabah gazetesini almak için Halk Bankası'ndan 375 milyon dolar kredi verdi. Ona sonra geleceğiz sayın. Yani hayır şimdi soruyorum. Bir şey soracağım Sayın Bakan'a. Evet yani şimdi peki buyurun. Tamam. Şey soracağım sizin lafınız üzerine. Sayın Genç dedi ki böyle bakanlık olmaz. Ben geçmişte siyasette böyle bakanlar görmedim. Siz bakanlık yapmış bir insansınız. Hakikaten bir Milli Eğitim Bakanı'nın bir başbakanın oğlundan talimat alır hale geldiği iddiası ki bunu yazdı gazeteciler. Bu şura kararlarının çoğunu bu Cumhurbaşkanı'nın oğlunun bizzat dikte ettirdiği söyleniyor bugünkü Milli Eğitim Bakanı. Sayın evet. Genç'in de hatırlatmak istediği o. Ya hakikaten nasıl bir kabine, nasıl bakanlar, nasıl insanlar? Fatih Bey, demin bir şey arz ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin DNA'sıyla oynuyorlar. Bütün bu soruların cevapları orada. Ben size daha önemli. Demin işte söyledi Sayın Milletvekilim. Evet. 400 milyon dolar siz de söylediniz. Kim aldı bunu? Tayyip'in oğlu değil mi? Bir de kardeşi Mustafa. Ha, o Tayyip beraber. Evet. Şimdi çocukları Amerika'da okuttu. Kızlarını anladık. Türbanlı okutamıyordu. Oğlanların da kafasını mı kapatacaktık? Yani Remzi Gür bunların şeylerini verdi. Hatırlayın onlar kamuoyuna da intikal etti telefon görüşmesi. Ve o tarihte oradayken
burslu okurken, burslu, burslu kim veriyor? Tayyip Erdoğan'ın yakın iş adamı, evet, arkadaşı, evet, Remzi, evet, Gör. 261 bin dolara Washington'da daire alıyor. Bir taraftan burs alıyor, evet, bir taraftan daire alıyor. Şimdi bak, şimdi şeyi siz dediniz ki, peki ya hiç mi hani bunların milletvekillerinden filan? Bak çok önemli, biz okuyup geçiyoruz. Evet. Yalçın Akdoğan, bütün başbakan, yani Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığını bahsediyoruz. Bütün bu konuşmaların şey, metinlerin hazırlanma ekibinin başı, bunun danışmanıydı. Şimdi başbakan yardımcısı. 2 Mayıs 2010 tarihinde, dikkat buyurun, yani 4 yıl önce böyle bir sohbette Hürriyet'e ağzından bir laf çıkıyor. Aynen okuyorum. Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan ekibi de yönetiyor. İlk kez bu kadar açık konuştu. Faruk Bildirici ile bir sohbet yapmış. Başbakanın formülünü açıklıyor. Bak, okuyacağım şey benim fikrim değil. Şu anda başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan 2 Mayıs 2010'da söylediği laf Hürriyet gazetesinden Faruk Bildirici'ye. Başbakan bazen bir polemik başlatıyor. Kamuoyu bir kişiyi eleştirir gibi algılayabiliyor. Aslında o gündemi değiştirmek için yapılmış olabiliyor. Dikkat buyurun. Bugünün başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan'la, evet, ilgili söylüyor. Tayyip. Şimdi bak, siz diyorsunuz ki nasıl oluyor? Mesela Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin AKP'nin diyor ki başbakana dokunmak ibadettir diyor. Tayyip Erdoğan'a, yani dokununca ibadet. Bu din, bu din değil mi? Bunların çok anlayışı, şey, bunların da, getirmek istediği ben din. Ben mesela Tayyip Erdoğan'a o zaman böyle 10 sefer sarılmam lazım abi. Herhalde öbür dünyada bana bir cenneti âliye de bir şey verirler. Şimdi bak, bu kafa, bu kafanın devamı pozisyonda toplumun belli kesimler. Şimdi müftüye bak. Peygamber Efendimiz'e nüfus cüzdanı çıkartıyor. Müftü, müftü, bunların tayin ettikleri müftü. Ve 1 liraya satıyorlar bunu. Ya şimdi inanılmaz bir şey ya. Peygamber Hazreti Muhammed nüfus cüzdanı. Ya Profesör Doktor Bayraktar, Bayraklı Hoca, orada bir Tayyip adı da geçiyor değil mi cüzdanında ayrıca? O ayrı bir şey. O öyle bir başka bir şey var. Bu da diyor ki bunu diyor, bu saçma bir şey, böyle bir şey olur diyor. Bizim Kur'an-ı Kerim'imiz peygamberimizin kimlik kartı. Bak bunların tayin ettiği bir müftü. Böyle bunlar olursa başbakana dokunan ibadettir diyen AKP Bursa milletvekili olursa, Bursa'da bir herif badelendim pir oldum diye ortalığa çıkıyor. Ve herif diyor ki müritler benden badelenme. Aynen okuyacağım, gazetede var. Oral seks ya da cinsel ilişki talep eder, kabul etmemem gibi bir tercihim olamaz. Çünkü ben de tarikatın ölen lideri tarafından badelendim. Ölümünden sonra da pir oldum diyor. Şimdi Rütük, hakikaten seviyorum Rütük'ü ya. Vallahi inanılmaz. Sevmeye devam edin. Seviyorum. Şey, buluşmaya geçelim. Nasıl olacak o zaman bu? Sayın Bakan, hakikaten şimdi çok güzel tespitler yaptım Sayın Genç, Sayın Okuyan. Gerçekten Uluş abi, siz yıllarınızı verdiniz bir siyasetçi, bir gazeteci olarak. Hepimizin yakınları bir şekilde alın terini, emeğini, bu kadın da olsa, erkek olsa, işine gücüne giderek, ekmeğini çıkarak evine getirdi. Çoluğuna, çocuğuna helal yedirdi. Yani 400 milyonluk tanker alanın karısı çalışmıyor diye o evine helal mi getiriyor o? Benim eve götürdüğüm ekmekten daha nasıl helal oluyor eğer eşim çalışıyorsa? Yani bu nedir ya Uluç abi? Bu nasıl bir anlayıştır? Son, yani çok kısa olarak sizden rica ediyorum. Bu yani anlattı işte, mesela Burhan Kuzu. Sayın Kamer Genç'in de belalısı ama onu söyleyeyim. Burhan Kuzu şöyle dedi. Eğer bu hırsızlık doğru olsa bile millet Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hırsızlığı yaptığına inanmıyor dedi. İnandıramazsınız dedi. Doğru olsa bile dedi. Nasıl bir mantık, nasıl bir şey bu mantık, anlayış? Yani şimdi savrulmayı sormak istiyorum. Programa başlarken biz İslam'ı öğrenmedik mi?
çocuklarımıza öğretemiyor muyuz demiştiniz. Bizim öğrendiğimiz, bize öğretilen, bizim de çocuklarımıza öğrettiğimiz dinimiz İslam, hırsızlığı, yolsuzluğu, yetim hakkını yemeyi haram sayar. Ama bunların getirmek istediği sözde İslam, işte o şekilleriyle, yok Kur'an eğitimine şu yaşta çocuğu başlatacağız filan derken, bu gayrimeşru kazancı meşru sayıyor. Çok önemli bir din alimi, ismini vermek istemiyorum şimdi, bir ara köşesinde şunu yazmıştı: eğer gayrimeşru kazanç hayırlı bir iş için kullanılıyorsa mübahtır. Şimdi böyle bir anlayış olabilir mi? Ne demek hayırlı iş? Nereye kullanılıyor? İşte nereye kullanıldığı belli. Gemiler alınmış, habere koydunuz, arsalar alınıyor. Bunun hayırlı işi var mı? Zenginleniliyor. Eğer gerçekten ciddi bir yolsuzluk olmasaydı, şu an Meclis Soruşturma Komisyonu'ndaki tartışmalar, dört bakanla şimdilik, böyle sürebilir miydi? Bu Meclis Soruşturma Komisyonu 1980 yılında 82 Anayasası'ndan sonra 38 defa işlemiş. Doğru. O yolsuzluk konusuna sonra gireceğiz de bu çerçevede. İlk defa bu çerçevede. Şimdi bu çerçevede niçin bunun üstü örtülmek isteniyor? Niçin üzerine gidilmek istenemiyor? İşte burada bir garip anlayış var. Burada İslam'la uzaktan yakından ilişkilendiremeyeceğiniz, hangi kılıfa uydurursanız uydurun, Müslümanlıkla bağdaştıramayacağınız bir yaklaşım var. İş o kadar çığırından çıktı ki, biraz önce bahsettiğim, eğer gayrimeşru bir kazanç, devlet malının gasp edilmesi hayırlı bir iş için kullanılıyor idiyse bu mübahtır diyen kişi birkaç gün önce köşesinde, artık o bile dayanamamış, bakın ne yazdı. AKP içindeki faziletli insanları şeye davet etti. Ahlak, ehliyet ve liyakat seferberliği. Adını verebilir misin? Yani bu yazıyı yazan Hayrettin Karaca. Daha önce zaten de, o da fetva vermiş yani daha önce. Hayrettin Karaman. O rüşvet fetvasını veren o. Şimdi diyor ki ama, eğer birisine diyor kazan sağlarsa devlet hissesinde %30'a kadar ve %20'ye kadar hak alabilirsiniz diyor. Ve bunu İslam'a göre helal sayıyor. Tabii, helal sayıyor. Ve de rüşvet gayrimeşru yani. Kullanılırsa olur diyor. Ama artık onun da rüşveti alana da verene de lanet olsun diye bizim peygamberimizin bir sözü yok mu? Var canım. Şimdi bakın, onun dahi melundur diyor. İş o boyuta gelmiş ki bu fetvayı veren hoca dahi şimdi AKP'nin içindeki faziletli insanlara çağrı yapıyor. Diyor ki ahlak, ehliyet ve liyakat seferberliği. Evet. Artık yani bu fetvayı veren kişinin bile dayanamadığı noktalar. Nitekim geçtiğimiz günde, yani bunlar yapılan yanlışları örtmez. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Cemil Çiçek'in bu soruşturma komisyonundaki tavrını kabul etmemize mümkün değil. Ama kendini aklamak için mesela geçenlerde bir şeffaflaşma çağrısı yaptı. Şimdi o kampın dahi kendi kendini meşrulaştırmaya dönük, peki aynı Cemil Çiçek fezlekeleri geri gönderdi, incelenmesine izin vermedi mi Sayın Genç? Yani. Zaten en büyük militan, onun için söylüyor. Evet. Yolsuzluğu en fazla koruyan, militanca koruyan Cemil Çiçek. Bakın bunu örtmek için ne yapıyor? Yani nasıl? Bunu örtmek için ne yapıyor? Şeffaflık çağrısında bu. Bir yandan şeffaflık çağrısı da örtüyor. Bir hoca rüşvet fetvası veriyor açıkça. İki defa. Ondan sonra AKP içindeki faziletli insanlara ahlak çağrısı yapıyor. Artık bu
ne bize atalarımızın öğrettiği İslam, ne bizim çocuklarımıza öğreteceğimiz İslam. Bunun İslam'la uzaktan yakından ilgisi yok. Siz zaten çok net söylediniz. Dediniz ki peygamber işte sözü Kur'an'da bu gayrimeşru kazançlara yönelik kendi servetini arttırmaya dönük hükümler çok açık. Ama bu konuda toplumda yaratılmış bir yanlış algı var. Bunu kırmamız lazım. Ne diyorlar? Daha önce de sizin programınızda söyledim. Efendim, evet çalıyor bunlar ama çalışıyor. Çalıyorlar ama Müslümanlar. Hatta bir ara bir taksiye bindim. Taksi şoförü dedi ki, vallahi cebimdeki parayı Tayyip Erdoğan alsa dedi, sesimi çıkartmam. Çünkü bilirim ki hayırlı iş, bir iş için kullanacak. Bu algıyı değiştirmemiz lazım. Oraya kadar. Şimdi bir ara veririz. Bir için. Algıyı değiştirmemiz lazım. Son sözü söyleyip reklama gideceğiz. Müslüman olabilir ama çalıyor. Müslüman görünebilir ama çalıyor. Çalışıyor diye propaganda yapabilir ama çalıyor. Bu algıyı tümüyle tersine çevirmemiz lazım. Evet, şimdi bir süre reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra yine çarpıcı konularla çok önemli saptamalar olacak. Sayın Genç'ten başlayacağız. Burhan Kuzu'yu soracağım Sayın Genç'e. Aralarında bir tartışma geçmişti bu Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması, barajların konulması sırasında. Hemen Kamer Genç'le başlayacağız. Şimdi çok kısa bir ara bizi lütfen burada beklemeye devam edin. Şuna gireceğiz.